Merhaba, ben Tufan. Merhabalar, ben Maran. Nasılsın Baran? İyiyim abi, çok sağ ol. Bomba gibiyim, senden ne haber? Harika, muhteşem. Her zamanki gibi çok iyiyim. Süper. Baran, bugünlerde kafama bir şey takıldı. Birçok şirketle konuşuyorum. Dijitalleşme kavramı üzerinde galiba insanlar bazı şeyleri yanlış anlıyor. Abi diyorlar, biz her şeyi scan ettik, her şey artık bilgisayarda, biz dijitalleştik. Ne Çok, diyorsun? çok güzel ya, maşallah. Yani dijitalleşme oysa herkes dijitalleşsin yarın yani. Dijitalleşme benim de karşıma çıkan konulardan biri. İki konuda karşıma çıkıyor esasında. Birincisi dijitalleşme şirketin iş yapış şeklini dijitale geçirme konusu. Bunun scan etmede bir kısmı bu esasında. Ama Dahil. onunla sınırlı değil tabii ki. Bir de şu konu, yani yeni işler geliştirirken, yeni iş modelleri geliştirirken bunlar dijital işler deniyor. Ve doğruya doğru, yani işin belli bir kısmında dijital teknolojiler, yani yazılım, birler sıfırlar bu işin içinde, bu dijital işlerin içerisinde oluyor. Ama orada şöyle bir konu oluyor. Esasında bence dijital iş diye bir şey yok. Çünkü herhangi bir yeni işin artık %100 dijital, %100 fiziksel olma gibi bir şansı. Dijital ve fizikselin ayrı ayrı silolar şeklinde olduğu iş modelleri, böyle dünyalar kalmadı. Yani dijital fiziksel desteklenmediği zaman çöp, fiziksel dijitalle beslenmediği zaman çöp, ikisi silolaşırsa çöp, ikisinin çok güzel el ele yürümesi lazım. Ama bir de şu konu var, diğer konu var. Dijitalleşme ne demek, nereden başlamak lazım? Yani iş modeli açısından düşünüyorum ben. İş modelinin değerinin bir sağ tarafı var, bir sol tarafı var. Bu da şu soru, dijitalleşmeye sağ taraftan, müşteri tarafından başlayacağız yoksa sol taraftan kendi iç operasyonumuzdan başlayacağız? Sahnenin önünden mi, arkasından mı? Aynen öyle. Tabii ki arkasından başlayacaksın. Yani biraz insan odaklı olmak lazım ve ben müşteriden başlamak diye düşünüyorum ama neden sen sahne arka istiyorsun? Ben her zaman müşterinin benden önde gitmesi halinde benim yok olacağıma inanırım. Yani müşteri değişmemeli. Ben müşteriden önce değişmeliyim. Müşteri değiştiğinde benim onu yakalamam çok zor. Artık şeyden aşağı düşüyorum. Ligden aşağı düşüyorum. Dışarıda kalıyorum diye düşünüyorum. Onun için müşteriyi oraya ben götürmeliyim. Müşteriyi dijital teknolojiyi kullanmaya ben Ben itmeliyim diyorsun. götürmeliyim. Doğru bir açıdan doğru. %100 haklısın yani. Çünkü insanlara yaptıkları işleri daha farklı çözüm örneklerini göstermek, daha farklı şekillerde o işlerini halletmeye çalışmak esasında şirketlerin görevi. O yüzden kendi içlerinden bu dijital araçları onlara sunmak lazım ama ben yine müşteri tarafından gelen bir ilhamla olmasının biraz daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz ne iş yapıyoruz sonuçta? Bir organizasyon olarak biz niye varız? İnsanların şu anda öyle ya da böyle yaptıkları işleri daha farklı bir şekilde, daha iyi bir şekilde onlara sunduğumuz değerlerle ve o Evet. değerlerden para kazanmak için varız. Yani işin her şeyin başında o insanların davranışları, o insanların halletmeleri gereken işler ve sıkıntıları var. O yüzden yine ilhamın sanki insan tarafından gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii burada şeye giriyoruz. Müşteri deneyimini biz müşteri gibi yaşayamıyorsak onun önüne geçemeyiz. Evet. Ama bu ihtiyacı müşteri benden önce hissetmemeli. Benim demeye çalıştığım o. Müşteri eğer bunu bana zorluyor ise ben geç kaldım. Ben Evet. yokum. O kesinlikle haklısın. Bir açıdan da şöyle bir şey var. Eğer ben müşterimi dijitalleştirdiğim bir çözümle gelmek istiyorsam önce sattığım şeyi benim mi hissetmem lazım? Yani o insanların Evet. hayatını dijitalleştirirken kendi içerimde başlamam lazım diye bir Empati bakış açısı kurmam da var. lazım her şeyden Empati önce. kurmam lazım. O empatiyle ben yönlendirmeliyim gene müşteriyi. Esasında bağladığımız nokta biz kendi içeride başlamamız lazım diyorsun sen. Orada nereye bağlanıyoruz? Değer önerisine bağlanıyoruz. Kendi içerisimizdeki süreçlerimizi, iş yapış şekillerimizi, tarzımızı, davranışlarımızı dijital teknolojilerle besleyerek bunu niye yapacağız sonuçta? Değer önerisini en iyi şekilde yaratabilmek için, bu Yaratabilmek da en iyi için. şekilde parayı kazanmak için. Sorunu en iyi çözebilmek için. Aynen. O değer önerisinin sağ tarafında da müşteri var. Evet. Esasında sağdan soldan başlayan ve ortada değer önerisinde kitlenen, değer önerisinde buluşan bir dünyadan Tabii bahsediyoruz. yani neticede müşterinin kabul edeceği şeyi yapmak zorundayız. Ben onun önünde gittim, bunu yapması gerekiyor diye bir şey yok. Müşterinin de bunu kabul etmesi lazım. Evet. Onun isteklerine uygun olması lazım. Tabii birlikte bir at başı var yani, orta noktaya geldiğimiz bir yer oluyor tabii de gene de bu işi ben yönlendirmiyorsam, bana empoze ediliyorsa geç kaldım diye düşünüyorum.
Tabii müşterinin bana söylediği noktaya geldiysek burada bazı sorunlar yaşamaya başladık. Ama müşteriyle empati kurduğumuz zaman da zaten o dijitalleşmenin ihtiyaçlarını kendi içeride değer önerisinden geriye doğru yapmak da bir fikir. Ama senin düşüncen kendi içimizden değer önerisine oradan müşteriye doğru gitmek. Evet. Esasında biraz da şöyle bir konuda sana katılıyorum. Uygulama açısından baktığımız zaman bizim dijitalleşme tarafında yaptığımız işleri kontrollü bir şekilde deniyor olmamız lazım. Sonuçta müşteride yaptığımız deneyler çok güzel ama bir yandan da riskli şeyler. Kendi organizasyonumuzdaki dinamikleri çok daha rahat kontrol edebiliriz. O evet. yüzden o ilk baştaki dönüşümleri, deneyleri kendi içerimizde yapmak daha hızlı, daha düşük riskli bazı aktiviteler olabilir. Aslında yalın girişime doğru kayıyoruz, yalın yönetime doğru kayıyoruz. Minimum kabul edilebilir ürünle önce bir test etmemiz gerekiyor. Evet. Oradan aldığımız feedback, bu sefer senin müşteriden gelmesi dediğin kısım başlıyor. Hı hı. Onu birlikte yürütüp çıkartmamız gerekiyor. Evet. Ama ben şunu da altını çizmek isterim. Bizim içeride yaptığımız şeyler, bu dijitalleşmeyi içeride başladıysak, yani iş modeli terimlerinde kullanırsak işte aktivitelerimizde, kaynaklarımızda, ortaklıklarımızda, gelir modellerimizde, gelir akışlarımızda yapmaya başladıysak bile yaptığımız her şeyin, üzerinde durduğumuz her şeyin direkt olarak değer önerisine ve aynı şekilde bir şekilde de müşteriye dokunduğunu çok net görebiliyor olmamız lazım. Tabii. Yoksa dokümanları skenlemek dijitalleşmeye giriyor. O da çok sıkıntılı bir noktaya geliyor. Aslında ne oluyor? Analogtan dijitale geçmiş oluyoruz. Aynen. Kağıt analog, bilgisayarda olması dijital. Öyle aynı şekilde. Yani iki tarafta bir dengelendiği ve ortada buluştuğu bir yer var. Esasında iş modelinin dijitalleşmesinden bahsediyoruz. İşimizin Doğru. dijitalleşmesi derken Doğru. iş modeli. Yani o arka tarafı da var, ön tarafı da var. Tiyatro sahnesinin arkası da var, önü de var. Sonuçta bizim gösterdiğimiz şey de o tiyatrodaki oyun. Doğru. O da değer önerimiz. Her şeyin oraya bağlanması lazım. O da seyirci nasıl kabul edecekle bitiyor. Evet, kesinlikle öyle. Onun için o değer önerisi için biçtiğimiz değeri bize veriyor mu? Orada kalıyor. Oradan bir para döndürebiliyor muyuz? Evet. Arkada yaptığımız şeyle maliyetlerimizi azaltabiliyor muyuz? Önde yaptığımız şeyle değerimizi arttırabiliyor muyuz? Ücretlerimizi arttırabiliyor muyuz? Ve dijital çok güzel fırsatlar sunuyor bize burada. Kahve içecek parayı kazandıysan kahve içelim hadi. Hadi içelim abi. Bu videoyu beğenip izlediyseniz kanalımıza lütfen abone olun. Ve orada sorular sormayı, öneriler vermeyi ne olur ihmal etmeyin. Çünkü onlar bizim için yol gösterici olacak. Bu arada plan mı, model mi hashtagini de takip ediyoruz. Oradan da lütfen bize sorularınızı, yorumlarınızı ve daha sonra nelerden bahsetmemiz gerektiği konusunda bize geri bildirimlerinizi gönderin. Merakla bekliyoruz.